6 yıldır süren Suriye iç savaşı komşu coğrafyaları baştan ayağa tesir altına almış, bölgesel huzuru allak bullak etmiştir. Devamlı körüklenen vekalet savaşları, terör örgütlerinin bitmeyen saldırı ve tahrikleri özellikle Suriye'yi içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur. Suriye'de devam eden gelenlerin derin ihtilaf ve kanlı cepheleşme nice felaket ve facialara ortam açmıştır. Bilindiği üzere Suriye'de 30 Aralık 2016'da ülke genelinde ateşkes ilan edilmişti. Bu kapsamda ateşkes kararını güçlendirmek amacıyla ilki 23-24 Ocak, ikincisi 15-16 Şubat, üçüncüsü de 14-15 Mart 2017 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplantılar yapılmıştı. Astana sürecinin ilk aşamasında Türkiye, Rusya, İran, Birleşmiş Milletler, muhalefet ve rejim heyetleri ateşkesi izlemek için üçlü mekanizma kurulması hususunda anlaşmaya varmışlardı. Dördüncü Astana toplantısı 3-4 Mayıs 2017'de yapılmış ve önemli bir dizi kararlar alınmıştır. Buna göre Suriye'nin İdlib vilayetinin tamamı, Laskiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Şam Doğu Kuvata bölgesi, Deraa ve Küneytra vilayetlerinin belli kısımlarını kapsayan çatışmazlık bölgeleri oluşturulmuştur. Söz konusu çatışmazlık bölgelerinin kurulması bir yönüyle Türkiye'nin güvenli bölge teziyle benzerlikler taşımaktadır. Suriye'de can çekişen ateşkes kararının desteklenmesi adına teşkil edilen çatışmazlık bölgelerinde bundan sonra nasıl ve hangi tür gelişmelerin olacağı mutlaka görülecektir. Önemli olan çatışmayı ertelemek değil, tümden engelleyip yok etmektir. Birleşmiş Milletler 2014'te çatışmazlık fikrini ortaya atmış, ne var ki bu durum Halep kuşatmasından dolayı hayata geçememişti. Ancak belirlenen bölgelerde herhangi bir çatışma olması halinde buna nasıl müdahale edileceği açık değildir. Bir diğer belirsizlik de uzlaşmazlıklarda hakem heyetinin nasıl ve kimler tarafından oluşturulacağıdır. Bir başka karanlıkta kalan nokta da oluşturulan çatışmazlık bölgelerinin güvenli bölgeye dönüşüp dönüşmeyeceği, uçuşa yasak alan ilan edilip edilmeyeceğidir. Eğer mezkur bölgeler uçuşa yasak kapsamına alınırsa, bunun YPK'nin hakimiyet alanlarına uygulanıp uygulanmayacağı da meçhuldür. Rusya ve ABD'nin YPK ile ilişkileri saklanamayacak derecede ortadadır. Ülke olarak aynı masaya oturduğumuz, aynı müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz devletlerin kanlı terör örgütleriyle emel ve hedef birlikteliği içinde hareket etmesi tarifi olmayan bir rezilliktir. YPK, ABD ve Rusya tarafından silahlandırılmakta, desteklenmektedir. Ha YPK, ha PKK aralarında herhangi bir ayrım olmadığını cümle alem bilmektedir. PKK'nın elinde yeni nesil silahlar olduğu neredeyse kesindir. Ve bu silahların Batı kaynaklı olduğu da açıktır. Şu işe bakınız ki PKK'nın kullanım ve kontrolünde 18 adet yeni nesil füze sistemi olduğu açık seçik iddia edilmektedir. Bu füzeleri veren dost görünümlü hangi muassım ve melanet ülkedir? Suriye PKK'sına çek de vurur, al da öldür manasına gelen silah, cephane, mühimmatının dağıtım merkezi hangi güçlerin denetimindedir? Sayın Erdoğan geçen hafta Soçi dönüşü uçakta Putin ile YPK'yi konuştuklarını açıklamıştı. Rus askerleriyle YPK'li teröristlerin birlikteliklerini belgeleyen fotoğrafları paylaştığını anlatmıştı. Ne ilginçtir ki
Putin kendi askerlerinin böyle bir şeyin içinde olmayacağını iddialarını inceleyeceğini ifade etmiştir. YPG'li hainlerin yanında keyifle gülümseyen, podyuma çıkmış manken gibi poz veren Rus askeri değildir. ABD askeri de askeri değildir de peki kimdir bu üniformalı kokuşmuşlar? Rus askerlerinin Afrin'de ne işi vardır? İnkar bırakılsın, şu sorunun cevabı verilsin. ABD ile Rusya YPG'yi arkalarına almakla, silahla donatmakla nereye varmak istiyor? Ne yapmayı akıllarından geçiriyorlar? YPG'ye verilen silahlar çok geçmeden Türkiye'ye sokuluyor ve de kanlı eylemlerde, alçak suikastlarda kullanılıyor. Bunu görmemek için ya kör ya da zihnen kötürüm olmak kafidir. Suriye ve Irak toprakları Türk ve Türkiye düşmanlarının üreme, palazlanma, silahlı pratik yapma alanına dönüşmüştür. Diyebiliriz ki caniler sınırlarımızın hemen dibinde talimden geçirilmekte, sözde askeri eğitime alınmakta, sonra da kan dökmek maksadıyla üzerimize gönderilmektedir. Bu bildik ve aşina olduğumuz dehşet verici bir döngüdür. Birkaç gün önce Haseke'de YPG'li teröristlerin terör eğitimlerini tamamladıktan sonra düzenlenen sözde törene ABD'li askerlerin de hevesle katıldıkları açığa çıkmıştır. Bu pervasızlık, bu hasımlık, bu meydan okuyan bayağılık, sorarım sizlere, dostluk ve müttefiklik hukukuyla nasıl bağdaşacaktır? Hedef ülkeye hiç kuşku yok ki Türkiye'dir. Tehdit her yerdedir. Suriye ve Irak'ta süren kaosun Türkiye'ye tam olarak dönüş yapması konusunda yoğun bir gayret vardır. Güya ABD stratejik ortaktır. Güya Rusya'yla ilişkilerimiz düzelmektedir. Ancak bu ülkeler Türkiye'nin mahvına hizmet etmekte, bunun için geceyi gündüze katmaktadır. Kurulması planlanan Kürdistan için adeta son rötuşlar yapılmaktadır. Barzani ve yakın çevresinin bağımsızlık referandumu için gün saydığı, vade biçtiği görülmektedir. Hatta önümüzdeki Ağustos ayı için çağrı ve değerlendirmeler peş peşe gündeme düşmektedir. Bunlar oluyorken Kerkük şehir merkezinin en işlek caddelerinden birine PKK'lı teröristler üzerinde İmralı canisinin resminin bulunduğu bez parçalarını asmışlardır. Türkmenlerin varlık, kimlik ve tarihi hakları çiğnenmektedir. Kerkük üzerinde hak iddia eden teröristler ve bölücü hevesler Türkiye'nin milli güvenliğini yakından ve yıkıcı nitelikte tehdit etmektedir.